Milli takım serüvenlerinde sıradaki durağımız 2002 Dünya Kupası elemeleri. Son iki Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdikten sonra Türkiye'nin hedefi 48 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaktı. İşte özel görüntüleri, detaylı bilgileriyle milli takımımızın 2002 Dünya Kupası yolculuğu. Fatih Terim'in Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevi bırakması gibi Mustafa Denizli de yine bir Avrupa Şampiyonası sonrası Portekiz-Türkiye maçının ardından milli takımdaki görevini noktalıyordu. Tecrübeli teknik adamın yerine yola Trabzonspor efsanesi Şenol Güneş'le devam edilme kararı veriliyordu. 2002 elemelerinin kuralları Japonya başkenti Tokyo'da çekildi. Sumo güreşçisi Konishiki ile Hugo Sanchez'in çektiği kurallar sonucu Türkiye 4. grupta İsveç, Slovakya, Makedonya, Moldova ve Azerbaycan'la eşleşti. Dünya Kupası'na gidiş bileti için ilk sınav Ali Sami Yen Stadı'nda Moldova'ya karşıydı. Ceza sahasında 4 futbolcumuz var. Hakan Şükür, Okan, Ümit ve Cenk. O gün topun gerisinde ceza alanına doğru ters bir gol. Çok güzel bir gol atıyor Okan. İlk yarının son anlarında 1-0 öne geçiyoruz Okan'ın attığı golle. Okan'ın golü birbirinden ayağa kaldırıyor. İlk 45 dakikada zorlandık. Golü bulmakta, gol pozisyonları bulmakta zorlandık. Ama Okan'ın akıl dolu kafa vuruşu ve milli takımımız 1-0 öne geçiyor Moldova karşısında. Okan türbünleri ayağa kaldıran golü attı. Tekrar görüntüye gelecek. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Devre biterken golü bulmuş olmak fevkalade güzel bir şey. Ama başından beri söylediğim bir şans golüne sahip olmamız lazım. Hata yapmaları lazım. Kısa boylu Okan orada 3 kişinin arasından kafayı vurabiliyorsa bir talih. Gerçekten kaleyi sırtlı dönükken Okan'ın vurduğu bu kafa vuruşu akıl dolu ve iyi yere de gidiyor top. Okan'ın golüyle 1-0 öndeyiz. Nefis bir gol. Gol Okan. Dakika 45. Bülent. Gene boşluk var. Forvetle orta sahamız arasında bakın. Sürpriz çıkan, boşluğa kaçan hiçbir adamımız yok. Durarak oynamaya başladı. Fatih ortası. Hakan Şükür göğsünü aldı. Çok iyi aldı ama tekrar topla buluşamadı. Şimdi Emre. Gol pozisyonu. Emre vuruyor. Bravo ya. İşte bu. İşte bu. Geriden gelen adamın nefis dönen bir gol atıyor Emre. Geriden gelen adamın dönen topu yakalamasıyla büyük bir tehlike. Çünkü defans çaresiz kaldı. Fevkalade de akıllı hareketler yaparak kalecine karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruş yaptı. Maçından başından beri yapılması gerekeni bir kere yaptı ve ikinci golümüzü kazandı. Emre'nin kişisel becerisi ikinci golü getirdi milli takımımıza. Gol bir kez daha görüntüye gelecek. Ali Sami Yen'deki binlerce kişi bir kez daha ayakta. İşte Emre savunmayı tek başına geçiyor. Nefis vuruyor ve ikinci golü atıyor. 2-0 oldu, rahatladık. Önemli olan 3 puanla başlamak. 2-0'da bizi rahatlatıyor. Bir başka açı Emre'nin nefis golü. Kapalı defansları açmak zor. Ancak bu şartlarla neticeye varabilirsiniz. Bir kere denedik ve oldu. Okan ve Emre'nin golleriyle gruba 3 puanla başladık. Sırada 4 ay önce Euro 2000'de rakibimiz olan İsveç vardı. Bu zorlu deplasmanı atlatarak yolumuza kayıpsız devam etmeyi hedefliyorduk. Adres kulüp takımlarımızın defalarca boy gösterdiği Göteborg'un Ullevi Stadı'ydı. Ullevi Stadı'nda 42.152 seyirci ve bu rakam stat rekoru sevgili izleyiciler. Dünya Kupası eleme grubunda ikinci maçımıza çıkıyoruz. Köşe vuruşu kullanıyor amilliler. Bülent'in kafa vuruşunda top kornere çıkıyor. İsveç, Kenneth Anderson'a başlayan atak. Lundberg açı dar, out. İlk yarı golsüz geçiliyor. Maçta 68. dakika. Larsson, Svensson'un ortasında topu ağlara gönderiyor. Rüştür'ün büyük hatası. İsveç 1-0 önde. Maçta duraklama anları. Arif, Hasan o gün ileri çıkıyor. Yerde kalıyor, karar penaltı. Duraklama anlarında penaltı vuruşu kazanıyoruz. Maçın hakemi tereddütsüz gösteriyor penaltı noktasını. Bir de sarı kart çıkıyor. Beraberlik için büyük şans. Tayfur topun gerisinde. Tayfur ve 1-1.
Tayfur ve bir ümitlerin tükendiği anda sahneye Tayfur çıkıyor ve altın değerinde bir puanla dönüyoruz İsveç'ten. Umutların tükendiği anda Tayfur Havuççu milli takımımızı ipten alan isim oldu. Bir birlik beraberlik tatmin edici bir sonuçtu. Ay Yıldızlar İsveç'ten 4 gün sonra Bakü'de Azerbaycan'a konuk oldu. Azerbaycan futbolcuları, o cümleden Türkiye komandası kifayet kadar faal oyun nümayiş ettirir. Belki de azarkeşler bu görüşte gol vurulmasını arzuluyorlar ve onların bu ritimlerinden de başa düşmüyorlar ve Hakan Şükür de onların arzusunu yerine getirir. Nihayet hesap açılır ama bu topu konaklarımız kapıdan geçirdiler. Top gafleten Çermi Meydançası'nın merkezine ötürüldü ve Hakan Şükür burada müdafiyeçimizi bir an kabaklayıp hesabı açtı. Bunu Arif'in ötürmesinden sonra Hakan Şükür Terlan Ahmedov'u kabaklayıp topu kapıdan geçirdi. Görüşün 70. dakikasında hesap açılır. 1-0 Türkiye futbolcuları ireli çıkırlar. Hakan Şükür'ün zərbəsi çok gözlənilməz olduğundan Dmitri Kramarenko da. Milli takım tek golle kazanırken ikinci haber Slovakya-İsveç maçından geldi. İki takımın golsüz berabere kalması Türkiye'yi grup birinciliğine taşıdı. 7 puanlı milli takımımız averajla önünde olduğu Slovakya'yı evinde ağırladı. Güneş'i kulübeden fırlattı. Fatih'e yapılan hareket. Boyçik tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. İşte Fatih ve bu hareket. Fatih yerde kalıyor. Greşko karşısında. Fatih ve yerde. Hayır, Greşko değil. Thomas Çekin müdahalesi. Topun başında Hakan Şükür var. En golcü futbolcumuz Hakan Şükür. Yine gole yakınız. Belçika'ya 2, Azerbaycan'a 1 golü var son 16 maçta. Haydi Hakan, dualarımız da seninle. Hakan geliyor, vuruyor, finale gol! Hakan Şükür! 1-0 öne geçiyoruz. 30. golüne imza atıyor Hakan Şükür. Alkışlarımız Hakan Şükür'e. İlk yarıda çok gol kovaladı. Golle burun buruna kaldı ama biraz da hayıflandığımız anlarda gole çeviremedi. Ama şimdi çok soğukkanlı geldi topun başına. Tribünleri ateşledi. Gol sevincine bürüdü. Milli takımımız Hakan Şükür'ün golüyle 1-0 önde. İşte Hakan çok soğukkanlı. Top ayrı köşede, kaleci ayrı köşede. Konik solda, top sağda. Skorboard'da Türkiye 1 Slovakya 0. Hakan Şükür. Tam zamanında. Varga yine geldi o noktalara doğru. Boşta kalan top Rüştü o noktada. Uzaklaştıramadık ve gol geldi. Golü atan futbolcu Thomas Çek. Bir karambol ve gol. Az sayıdaki Slovak seyirci seviniyor bu pozisyonda. Öylesine büyük bir karambol oldu. Uzaklaştıramadık. Rüştü çıktı kalesinden. İlk anda müdahalesi başarılı. Ama sonrasında Thomas Çek topu filelere gönderiyor. 1-1 oldu. Öne geçmemize rağmen skoru koruyamadık. Slovakya İstanbul'dan altın değerinde bir puan çıkardı.
İsveç'te kazanınca gruptaki ilk 3 takım 8 puana ulaştı. Beraberliğe rağmen Türkiye averajla liderliğini sürdürdü. Bir sonraki rakip Makedonya'ydı. Haziran ayında oynanacak maçlar öncesi bu zor deplasmandan 3 puanla dönmemiz şarttı. Gradski stadındaki mücadelede ilk dakikalarda Makedonya üst üste ataklar geliştiriyor. Oyuncunun yaptığı harekete Fransız hakem faul diyor. Serbest vuruş kullanacak Makedonya. Kaptan Oyun. Serbest vuruş Makedonya'nın 21. dakika. Michevski barajın altından topu geçiriyor. Rüştünü yapabileceği fazla bir şey yok. Makedonya 1, Türkiye 0. Barajda herkes zıplıyor. Michevski o barajın altından topu ağlara gönderiyor. Hasan Şaş ceza sahasında. Hasan'ın vuruşu Miloševski ve korner. Karşılaşmada ikinci yarı. Boş pozisyonda yararlanamıyor Makedonya. Okan'la başlayan atak. Fatih. Ümit mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyor. Ümit Davala. Kaleci Rüştü bu akşamın en başarılı ismiydi. Bekiri. Bekiri'nin vuruşu Rüştü. İki hamlede topun sahibi oluyor. Orta ceza sahasına ve şansın güldüğü an Amili futbol takımımıza. 68. dakika. Mitrevski topu kendi ağlarına gönderiyor. Makedonya 1, Türkiye 1. Okan'ın ortası. Kale sahası içinde Miloševski. Birçok topu olduğu gibi bu topa da boşa çıkıyor. Ve skora denge geliyor. 70. dakika. Hasan. Okan. Ümit yine Hasan'ın önünde kalıyor. Hasan muhteşem vuruyor, üst direkten geri geliyor top. Hakan Şükür ceza sahasında bakıyor. Ümit Davala. Ümit 2-1. 70. dakika. 2 dakikada 2 gol buluyor Amili futbol takımımız. 68 Mitrevski topu kendi ağlarına göndermişti. 70. dakika Ümit Türkiye 1-0'lık geri giden skoru 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. İşte Hasan'ın muhteşem vuruşu. Üst direkten geri gelen top. Hakan Şükür ceza sahasında. İki Makedon oyuncu bastırıyor. Onlardan sıyrılıyor. Daha uygun durumda Ümit Davala sağ ayak vuruşunu yapıyor. Savunmaya çarpan top kaleci Miloševski'yi aldatıyor. Ve Türkiye 2-1 önde. Abdullah'ın ortasında ofsayt bayrağı kalkıyor. Hasan Özer topu ağlara gönderiyor. Ama skor değişmiyor. Pozisyon bir kez daha görüntüde. Son dakikalarda üst üste atakları var. Makedonya'nın rüştü savunmadaki arkadaşlarına kızıyor ve Türkiye maçı 2-1 kazanıyor. Maçın 20. dakikasında yenen gol soğuk duş etkisi yaratsa da milliler ikinci yarı toparlandı. Rüştü kurtarışlarıyla takım ayakta tutarken peş peşe 2 golle galip geldik. 5. maçlar sonunda Türkiye, İsveç ve Slovakya 11 puana ulaşmışlardı. Milli takımımız Slovakya'nın arkasında İsveç'in önünde 2. sırada yer aldı. Elemelerin ikinci yarısı 2 Haziran 2001 günü oynanan maçlarla start aldı. İnönü Stadı'nda Ay Yıldızlıların konuğu Azerbaycan'dı. Tugay'ın pası Emre'ye, Emre sağ tarafta boşluk, orayı gördü. Şimdi orta ceza sahasına, ilk dakika gol şansı olur mu? Emre geriye bıraktı. Tayfun sert vuruyor. Gol! Tayfun atıyor ve 1-0'a geçiyoruz. Dakika 2. Henüz 2. dakikada Tayfun'un golü. Nefis bir gol atıyor Tayfun. Türkiye 1-0 önde. Henüz ilk dakika dolmuşken, 2. dakikaya girmişken 1-0 öne geçiyoruz Azerbaycan karşısında. Gol tekrar görüntüde. Milli takımımızın golü 4 numaralı formasıyla Korkut. Oktay bıraktı. Şimdi Abdullah.
Azerbaycan'ın geri ilk yarıda atılan 3 golle zorlanmadan aşıldı. İsveç'in Slovakya'yı mağlup etmesiyle yeniden liderliği devraldık. 4 gün sonra Makedonya ile oynanacak maç için istikamet Bursa'ydı. Maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Rodon Monti yönetiyor. Bursa'da Makedonya'yı yenmek istiyoruz. Maça süratli başlayan, deplasmanda oynayan Makedonya. Ceza sahamız içinde 1-0 öne geçiyor Makedonya. Şakiri 7. dakika. Türkiye 0, Makedonya 1, gol Şakiri. Tekrar izliyoruz golü. Ceza sahasına savunmamız uzaklaştıramıyor Şakiri. ...1-0'dan sonra Makedonya'nın yine atakları var. Herkes bizden gol beklerken Serafimovski 2-0'a getiriyor maçı. Tam bir şok var Bursa'da. Makedonya karşısında 2-0 yenik durumdayız. Hiç beklemediği anda Makedonya 2-0 öne geçiyor. Seyircinin desteği devam ediyor. Yükleniyoruz Makedonya kalesine. 2-0 yenik durumdayız. Oktay vuramıyor topa. Pozisyonu değerlendiremiyoruz. Tugay ceza sahası içi. Hakan dışarı atıyor topu ama offside. Topun ayaktan çıktığı anda Hakan'ın offside pozisyonda olmadığı açıkça gözüküyor. Şimdi Tayfun Antonio Filevski köşeden çıkartıyor topu. Şimdi Tugay ceza sahası içine geliyor. Emre dokunuyor. Hakan Şükür atamıyor golü. Mutlak bir pozisyon. Hakan değerlendiremiyor. Emre kullandı. Ceza sahasına bir kafa ve golümüzü buluyoruz. Alpay'ın golü 43. dakika. Maçta durum 2-1. Bu gol bizim için umut demek. Bu gol bizim için ikinci yarıda şans demek. İlk yarıda Makedonya'nın 2-1'lik üstünlüğü var. Alpay topu alana gönderiyor 43. dakika. Değişik açılardan golümüz ekranda. Bursa'da durum 2-1, gol Alpay. Emre kaleye bakıyor. Nefis vuruyor Emre, üst direkten dönüyor top. Şanssız bir an. Ceza sahası için Makedonya savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor. Atağımız devam ediyor. Alpay, Tugay şimdi. Tugay yerde. Son anda müdahale. Hasan alıyor topu. Ceza sahası içi. Hasan kaleye doğru gönderiyor. Alpay dokunuyor, beraberlik. Türkiye 2, Makedonya 2. Büyük bir sevinç yaşıyoruz. 2-2'ye getiriyoruz maçı. Ve Alpay bir anda gecenin yıldızı oluyor. İşte Alpay'ın haklı sevinci. Türkiye 2, Makedonya 2. Şenol Güneş ayakta. Golün gelişimi ekranda. Offside itirazları. Oyun devam ediyor. Kaleye doğru son anda Alpay dokunuyor ve topu ağlara gönderiyor. Beraberlik golü değişik açılardan ekranda. Maçta 58. dakika. Serbest vuruş ve tam bir soğuk duş. Nikolovski 62. dakika. Yine üzgünüz. Trabzonspor formasını giyen oyuncular gecenin yıldızı oluyor bir anda. Igor Shasha Nikolovski 62. dakika. Makedonya 3-2 öne geçiyor. Abdullah. Yine yükleniyoruz. Ceza sahası. Kaleci hatalı çıkıyor Alpay. Alpay'ın golü beraberlik golü. Yine umutlar bizim için. 3-3'e getiriyoruz maçı. Gol Alpay. Milli takımda savunmada görev yapan Alpay golcü kimliğiyle an milli takımımıza puan kazandırıyor. Makedonya 3, Türkiye 3. Değişik açılardan izliyoruz beraberlik golümüzü. Bir orta daha Emre'den. Hakan Şükür kalecinin kucağına. Abdullah. Uzun toplar. Ceza sahası. Hasan biraz da şanssızlık. Büyük talihsizlik. Top yuvarlana yuvarlana dışarı gidiyor. Ve Makedonya ile berabere kalıp avantaj kaybediyor. Favori çıktığı maçta ecel terleri döken milli takım beraberliği zor kurtardı. Gecenin flash ismi 3 gol atan Alpay Özalan'dı.
Beklenmedik puan kaybı sonucu İsveç'in 2 puan gerisine 2. sıraya düştük. 3 gün arayla oynanacak Slovakya ve İsveç maçları Türkiye'nin gruptaki akıbetini belirleyecekti. Artık puan kaybına tahammül yoktu. Slovakya deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefliyorduk. Milli takımımız grubunda ikinciliği garantileme ve liderlik umudunu sürdürme maçında Slovak yönünde Miroslav Karhan uzun top atıyor defansın arkasına. Nemec vuruyor Rüştü. Rüştü iyi başlıyor maçı. Sonuna kadar da iyi götürüyor kaleci Rüştü. İşte kale arkasından görüntüler kalemizde. Büyük tehlike Rüştü önlüyor ve milli takımımız açılıyor. Karşı ataklar başlıyor. O gün Hakan, Hasan Şaş gol pozisyonunda kaleci. Kuček'in göğsünden geri geliyor top. Tekrar izliyoruz. Slovak kaleci topu kontrolüne alamıyor. Adamec, teknik direktörleri bir zamanların ünlü golcüsü. Çok sinirli. Sapaslar yapmaya çalışıyorlar. Pres var. Reşko'nun pasını Yıldıray kapıyor. Yıldıray arka direkt Hakan olması gereken yerde ve vurması gerektiği gibi vuruyor. 1-0 öne geçiyoruz 35. dakika. Gol Hakan Şükür. Gol Hakan Şükür. Ve çok mutlu Hakan Şükür. Tribünde seyircilerimiz de çok mutlu Bratislava'da. Tekrar izliyoruz. Diesem schweren Fehler falls Hakan Şükür in der 34. Minute Leverkusen'de Almanya'da oynuyor Yıldıray. Ortası mükemmel. Hakan mükemmel vuruyor ve milli takımımız 1-0 öne geçiyor. In der zweiten Hälfte gleich weiter feiern konnten. İkinci yarı Abdullah ortaladı ve Timko Hakan izliyor. Maçın hakemi Pereira penaltı noktasını gösteriyor. 72. dakika ama Hakan bu topu dışarı vuruyor. Hätte er wohl besser sein lassen. Die Vorentscheidung verpasst. Kaçırıyoruz penaltının dışarı gitmesiyle. Karhan taç açısını uzun kullandı. Son dakikalar baskı var ve Rüştü var kalemizde. Wunderbar auch die Parade von Rüştü Reşver. Es blieb beim 1-0. Die Türken sind also mindestens Zweiter. Milli takımımız çok önemli karşılaşmayı 1-0 kazanıyor. Ay Yıldızlar 1-0'lık sonuçta grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi. Gözler artık İsveç maçındaydı. Milli takımın kaderi 5 Eylül 2001 günü Ali Sami Yen Stadında çizilecekti. Ya doğrudan Dünya Kupası'na gidecek ya da playoff'a kalacaktık. Attı şimdi ona. Arif kontrolünde başarı var. Hakan Şükür içeride. Hakan Şükür doğru. Hakan! Berk. Etkili bir oyuncu, tehlikeli bir oyuncu. Bir diğer tehlikeli isim ve golü atıyor. Ne yazık ki Larsson 88. dakikada topu filelerimize gönderiyor. Aslında hiç beklenmedik bir pas bile. Offside yok. Gol geliyor.
2-1'lik üstünlüğü yakalıyor İsveç. İşte durumu 2-1'e taşıyan golü böyle atıyor. Karşılaşmanın son düdüğü geliyor. İsveç milli takımımızı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na gitmeyi garantiliyor. Maalesef olmadı. Kazanmaya çok yaklaşmıştık. Ancak bitime 3 dakika kala yenen 2 golle yıkıldık. Bu dramatik sonuç İsveç'e uzak doğu biletini getiriyordu. Türkiye ise Euro 2000 elemelerinde olduğu gibi yine baraj maçı oynamak zorunda kalacaktı. Moldova ile oynanacak grubun son maçı ise formaliteden ibaretti. Milli takımımız Dünya Kupası eleme grubundaki son maçını Kişinev'de Moldova ile oynuyor. Nihat ortaladı. Kale ağzında Emre Aşık'tan bir kafa ve gol geliyor. 8. dakikada milli takımımız deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Golün sahibi Emre Aşık. Defanstan geldi ve bine yakın seyirciyi tribünlerde mutlu etti kafa vuruşuyla. Sakatlar ve sarı kart sınırındaki oyuncularımızdan yoksun bir kadroyla oynuyoruz. Emre Aşık'ın kafa golü tekrar ekranlarınızda. Romanenko boşuna uzanıyor. Hasan Şaş ikinci yarı daha etkili oynuyoruz. Nihat vuruyor, kaleciden geliyor. Nihat toparlanıyor. Bir kez daha vuruyor, ikinci gol geliyor. 79. dakika. Milli takımımızda İlhan ve Yıldıray da oyunda. 2-0 oluyor karşılaşma. Golün sahibi Nihat. Türk seyirci yine ayakta. Kişinev'de Moldova önünde milli takımımız 2-0 galip. İşte Romanenko'dan dönen top. Nihat savunmadan daha önce toparlanıyor. İlhan yanında bir kez daha vuruyor ve ikinci gol. Tekrar izliyoruz. Milli takımımızın 2-0 öne geçtiği pozisyonu. Nihat sol ayağını çok iyi kullanıyor. 2-0. Serbest vuruş ön direkte İlhan ve 3-0. 84. dakika maçın skoru ortaya çıkıyor. Moldova 0, Türkiye 3. İlhan oyunun son bölümünde dahil olmuştu ve ön direkte çok iyi kullanıyor ayağının içini. Maçın skorunu ilan ediyor. İlhan'ın ayak darbesi ön direkten ağlara gidiyor. Tekrar izliyoruz. Net bir galibiyet yakalıyor milli takımımız Kişinev'de. Bir atak daha. Dördüncü golü arıyoruz. İlhan vuruyor. Dışarı gidiyor. Son dakikalar tamamen milli takımımızın ataklarıyla geliyor. Bir kez daha. Yıldıray. Yıldıray. Kalabalık savunma. Dönüyor. Ümit Özat vuruyor. Bu top da dışarı gidiyor. Ve Döbekere maçı bitiriyor. Moldova 0, Türkiye 3. Milli takım 21 puanla grup aşamasına nokta koyuyordu. Tıpkı Euro 2000 elemelerinde olduğu gibi Türkiye yine playoff maçlarına sürüklenmişti. Bu kez rakip Avusturya oluyordu. 1978 ve 1990 elemelerinde geçit vermeyen Avusturya. Ancak o günden bugüne iki takımda daha çok şey değişmişti. Eşleşmenin ilk roundu atamızın ölüm yıldönümünde 10 Kasım 2001 günü Viyana'daydı. Meine Damen und Herren, wir kommen zur österreichischen Bundeshymne. Sol kanatta atakları tehlikeli geldi. Son anda düştü. Mükemmel uzandı. Maçın başından bu yana yakalanan en net fırsatı Avusturya elde ediyor. Bırakmayan Vukovic. Araya giriyor Okan. İyi müdahale etti. Şimdi pas. Ergün ceza alanı. Sağ ayak. Şut. Ve top dışarıda. Az farkla dışarıda. Korner bekliyor Ergün. Out kararı geliyor. Bizim yakaladığımız en net. Tugay. Orta. Okan. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Okan atıyor. Maçın 60. dakikası. Müthiş sevinç. Erstabel stadı yıkılıyor sevgili seyirciler. Okan Buruk ve müthiş bir gol. Tam aradığımız dakika ve 1-0 öndeyiz.
müthiş bir pas ve sol ayağının içi. Wolfhard'ın son müdahalesi yeterli değil. İşte Tugay'ın harika pası. Okan topla buluşuyor ve mükemmel sızıyor savunmanın arkasına. Amiri futbol takımımız Avusturya karşısında bu golle 1-0 öne geçiyor. Orta hazırlığı. Top oyun alanında diyor yardımcı hakem. Weissenberger bir orta daha, kalemizde tehlike var. Ve direkten dönüyor top. Şans anı kalemizde. Avusturya adına beraberlik şansı. Hakem saatine bakıyor. Her an maçı bitirebilir. Ve Mehudo Gonzalez maçı bitirdi. 90 dakikanın skoru Avusturya 0, Türkiye 1. 60. dakikada Okan'ın attığı golle müthiş bir sevinçle ayrılıyoruz değerli seyirciler. İstanbul'daki rövanş maçı için büyük avantaj yakalıyoruz. Tugay'ın çok güzel bir pası vardı orada. Ben de sol ayağımla çok vurmam ama orada kontrol edip bir anda sol ayağımla vurmuştum. O da güzel pası, iyi bir değerlendirme olmuştu. İlk maç önemliydi. Deplasmanda gol atmak, kazanıp dönmek. İkinci maç için büyük bir güven vermişti. Rakibi de aynı şekilde demoralize etmişti. Yani buraya çok daha umutsuz gelmişlerdi. Ernst Happel stadında düğümü Okan Buruk çözüyordu. Artık Dünya Kupası'na sadece bir adım kalmıştı. Şenol Güneş'in öğrencileri İstanbul'daki rövanşta işi bitirmeye hazırdı. Ali Sami Yansalı'nda Collina'nın ilk düdük sesi. Maça milli takımımız başlıyor. Hasan. Hasan döndü. Hakan'a düşündü. Hakan'a doğru geçmiyor top. Şimdi Yıldıray'ın baskısı. Yıldıray ceza alanı. Gol pozisyonu. Gol! Şahane bir gol. Yıldıray'ın attığı golle milli takımımız 1-0 önde. Harika bir gol. Tarihi gol bir kez daha ekranlarınızda. Çok rahat girdi ceza alanına. Zamanlaması iyi. Topu kapışı, gidişi ve golü atışı. İkili baraj yaptılar. Orta geliyor, Alpay'a gelmedi. Okan. Yıldıray. Yıldıray'ın ortası etkili. Hakan! Hakan! Şahane bir gol. 2-0 oldu. Harika bir gol daha. 2-0. Maçın 31. dakikası, Hakan Şükür. İşte harika bir voley. Ve bu golle 2-0 oldu. Abdullah'ın pası. Arif dönebilirse tehlike. Topu aldı Arif, sol ayak. Baktı ceza alanına. Hakan'a doğru. Yükseldi, indirdi. Gol! 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 3-0. Yeniden izliyoruz işte. Hakan Şükür mükemmel bir asist. Arif topun üzerinden atıyor. Arif tu. Hakan, Arif. Gol pozisyonu. Vurdu. Türkiye 4, Avusturya 0. İşte sevgili seyirciler. Sergen, Hakan, tekrar Sergen, tekrar Hakan, Sergen, Sergen ceza alanı açıdan aldı. Bakıyor ceza alanına, sol ayak, orta, gol pozisyonu. Pader vur, vurdu ve gol. 5-0, 5-0, 5-0 oldu.
İşte bu zaferin mimarı Şenol Güneş yanımızda. Yıllar boyu kalemizi korudunuz. Büyük başarıların altına imza attınız kalecimiz olarak, futbolcumuz olarak. Ve şimdi Dünya Kupası'na götürüyorsunuz 47 yıl sonra. Hemen duygularınızı, önce duygularınızı rica edeyim. Önce şunu söyleyeyim, bunu ben getirmiyorum. Ülke olarak başta da söyledik. Birlik beraber gidersin, her şeyi biz aşarız. Türk milleti zekidir, çalışkandır. Yeter ki doğru işler yapmayı için insanlar önüne açsınlar. Bugün de futbolda görünen bu sonuç beklenen bir sonuçtu. Yeter ki bize destek olunsun, sabır gösterilsin. Ülke insanı zekidir, çalışkandır ama bu sahada da göründü. Bu oyuncular emeklerinin karşılığını aldı. Zaten hak ettikleri bir sonuçtu. Biz söz vermiştik, gidecektik ve gidiyoruz. Ha, gecikmeli olmuştur. O bakımdan özür diliyoruz. Ancak bu işin mimarı ben değilim, hepimiziz. Sizlersiniz, seyircidir, oyunculardır ama özellikle oyunculardır ve başkandır. Bir rüya gerçek oldu. Direk Olay tam 48 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı başardık. Ülkede heyecan doruktaydı. Dünyanın en büyük futbol organizasyonunda biz de vardık. Mayıs'ta başlayan turnuvada Brezilya, Costa Rica ve Çin'le mücadele eden Türkiye gruptan ikinci çıkarak adını bir üst tura yazdırdı. Burada ev sahiplerinden Japonya'yı son Mohikan Ümit Davala'nın golüyle geçen milli takımımız çeyrek finalde de Senegal'i İlhan Mansız'ın altın golüyle geçiyordu. Yarı finalde rakibimiz bir kez daha Brezilya'ydı ve bir kez daha bizi üzen isim fenomen Ronaldo'ydu. Artık bu güzel masalı anlamlandırmak vardı. Japonya'da olduğu gibi diğer ev sahibi Güney Kore'yi de deviren Türkiye üçüncülük madalyasını almayı başarıyordu. Türkiye'nin 90'ların başında gençlik aşısıyla doğan jenerasyonu 2002'de doruk noktasına ulaşıyordu. Evet, dünya üçüncüsü olmak çok büyük başarı. Biz dünya şampiyonu da olabilirdik o sene. Biz üçüncü olduk ama çok da kötü eleştiriler vardı. Hiçbir Avrupa takımını eleyemedik dediler. Ya ister Avrupa'yı ele, ister Afrika'yı ele, sen dünya üçüncüsü olmuş. Yani bizdeki maalesef bazı insanların çok eleştirinin dozunu da veya eleştirinin nasıl yapıldığını hiç bilmiyorlar. İnsanların sabahın köründe gelip birbirleriyle kahvaltı yaptıklarını, birbirleriyle seyrettiklerini hep duyuyorduk. Çok güzel anlarımız oldu. Sabaha kadar uyumadığımız zamanlar oldu. Artık gün ağrıyordu. Sabaha kadar sohbet ediyorduk. Çok eğlenceli geçmişti. Yaklaşık 51 günlük bir süreçti o. Çok güzel günlerimiz geçti. Çok iyi maçlar, zor maçlar kazandık. Ve sonunda dünya üçüncüsü olduk. Biz zaten bizi Dünya Kupası'na bir tek yenen bir Brezilya oldu. Biz şunu istemiştik. Almanya'nın çok çıkmasını istemiştik bize. Finalde biz Brezilya ile teklerden karşılaşmak istemiştik. Dedik ya Almanya çıkar inşallah ama bize daha sonra Brezilya çıkmıştı. Muhteşem bir kadroydu. Benim yerimde oynayan arkadaşlar muhteşemdi. Zordu tabii oynamak ama orada 18'de olmak da gurur vericiydi. O kadronun içinde bulunduğum için çok mutluyum. O kadroda yer almak, o başarıyı yakalamak yok işte. Bir dünya üçüncülüğü daha var mı? Yok. O kadroda pay sahibi olmak, o başarıda pay sahibi olmak, orada yer almak, o kadroyla beraber, o insanlarla beraber, o teknik heyetle, o futbolcularla beraber o güzel günleri yaşamak. Bundan 50 yıl sonra bile belki torunlarına anlatacağım bir şey.